Aslında iyi oldu ama okula gidenler için kötü oldu. Çünkü online eğitimden yana biz de muzdaripiz. Ben de üniversite öğrencisiyim. Kısıtlamaları biliyoruz ama kısıtlamalardan çok bir şey anladığımız da söylenemez. Tabii ki de paylaşayım. Bunu takmak. Başka bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanımız, işte Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız da bizim için bunu uygun görmüş. Yapacak bir şeyimiz yok. Hocam nasıldır? Temizlik önce, ondan sonra mesafe. Bu kadar yani. Koronavirüs kısıtlamalarını biliyor musunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Evet, biliyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza saat 1 ve 4 arasında yasaklarımız yoktur. Sonrasında yasaklarımız vardır. Başka hafta sonları saat 8 ve 10 arası yasaklar yoktur. Sonrasında, öncesinde ve sonrasında vardır. Başka okullarımız zaten dönem sonuna kadar tatil. Aynı şekilde özel ve örgün eğitimler aynı şekilde tatil. Evet, bu akşam 8'den sonra galiba uygulanacak bu yasaklar. 10 ile 20 arası diyebiliyorum. Bence yani bu sınavlarımız var bizim pazar günü KPSS'miz. KPSS'den sonra hani 65 yaş üzeri veya 25 yaş altında çıkılmaması biraz saçma geliyor açıkçası. Hani tüm bir iki hafta boyunca herkese bir yasak olsa veya bir ay boyunca herkese bir yasak olsa daha çok virüs sayımız azalır diye düşünüyorum. Ama tabii böyle uygun görüyorlar. Neye göre olduğunu da bilmiyoruz halk olarak. Yani hayırlısı olsun ama inşallah başımızdan gider diyorum. Yani şu anki kısıtlamalar açıkçası pek takip edemedim. Ama anladığım kadarıyla yine 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne genel olarak bir kısıtlama var ve çalışanlara kısıtlama yapılmıyor galiba. Hafta sonu hafta içi 1 ile 4 arası 20 yaş altının, 65 yaş üstü de işte sabah 10 ile 12 falan herhalde o civarda. O şekilde bir yoğunluğu azaltmaya çalışıyorlar risk grubunun ve taşıyıcı grubunun. Hafta sonunda tam olarak bilmiyorum. 65 ve 20, 65 yaş üstü 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi saat 10'dan önce 20'den sonra yine 20 yaş altı veya 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu saat 10'dan önce 20'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Cuma günü başlıyor, bugün başlıyor. Saat 10 ile 20 arası dediğim vakitler arasında kafe ve restoranlar paket servis yapabilecek sadece bildiğim kadarıyla, bu kadar. Koronavirüs kısıtlamaları hakkında çok fazla bir bilgim yok ama sosyal medyadan öğrendiğim kadarıyla sabah saat 10 ile akşam 8 arası 20 yaş altı, 65 yaş üstü yasak. Bunun haricinde işletmeler sabah saat 10'dan akşam 8'e kadar açık galiba. Bu kadar bir bilgim var, fazla yok. Evet. Cuma'dan itibaren saat akşam 8'den sabah 10'a kadar hafta sonları kısıtlama var. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı içinde kısıtlamalar var. Lokantalar, restoranlar, alışveriş merkezlerinde kısıtlamalar var. Çok detaylı bir bilgimiz yok ama az biraz bilgimiz var. Sabah saat 8-10 ile akşam saat 8 arasında olan kısıtlama bence gayet ideal bir kısıtlama. Neden? Çünkü yani çok fazla akşam hayatı olduğu için ve gençler özellikle buna çok fazla adapte olduğu için akşam hayatına bence yani gayet ideal ve uygun diye düşünüyorum. Biliyorum ama yalnız şöyle olmasını istiyorum. Hani geçen yıl bayağı bir şey oldu, böyle kısıtlamalar oldu. Bence bu yaz da olsaydı, düğünler falan kapansaydı daha mantıklıydı. Hani daha az etkin olabilirdi. Bence bu kış ve yazın komple yani kapansın, kısıtlamalar gelsin dilerim. O şekilde daha da azalır bence. Biliyoruz. Sabah 8, akşam 8'e kadar, saat 10'dan 8'e kadar otobüsleri, halk ulaşımları hepsini durdurdular. Kafeler, restoranları, içmek yasağı, ev paketleri var. Hastane, yoğun bakım oranı dolu. Her şey, yani temizlik mesafe yok bence, yok. Yeni kısıtlamalardan biliyorum, evet. Hafta sonları dışarı çıkmaz yasakları var. Sabah 10, akşam 8. Restoranların dediğim gibi 10-8 arası kapatılıp paket usulü alışverişleri var. Toplu yerlerde sigara içme yasakları var onlara uygun. Bu gibi şeyler, evet. Biliyorum. Akşam 8 sabah 10 mesela yaşlar için, gençler için büyük bir kısıtlama var tabii ki, 10 veya 1 arası, 1 veya 14 arası.
Öyle yani. Biliyorum abi, bu 65 yaş üstü 20 yaş altından bahsediyorsun galiba. Şimdi sabah 10 akşam 8'e kadar sokağa çıkma, yani çıkabiliyorlar. Ondan zaten akşam 8'e kadar bulaşacaksa zaten bu hastalık bulaşır. Yani yapmayacaksa, sokağa çıkma yasağını koyacaksa komple koyması lazım. Yani önceden herkese söylemesi lazım. Tedbirlerinizi alalım. İşte bir gün, üç gün, beş gün neyse sokağa çıkma yasağı olacak. Ona göre önlemlerinizi alın. Çünkü bu virüs bir saatte de bulaşıyor, yarım saatte de bulaşıyor, 15 dakikada bulaşıyor. Çünkü yani ben bunu saçma buldum ya, yaptıkları yasağı. Benim diyeceklerim bu kadar. Hayırlı günler, kolay gelsin. Ama 8'den sonra çıkmamak, işiniz tabii olmadıktan sonra, sabah 10'a kadar. Ve onu da yapmak lazım yani. Bu virüsün gitmesi için. Yani onu tam bilmiyorum ama yani sosyal mesafe, maske, bunları biliyorum yani, dikkat ediyoruz. Evet, biliyorum. Gece akşam 8'den sabahleyin 10'a kadar veya tersi, bilmiyorum şu anda tam olarak da, sokağa çıkma yasağı var. Fakat bu çalışanlar için biraz zor olacak gibi görünüyor bana göre. Daha da genişletilmesi lazım kapsam olarak. Yani bu 14 günlük bir karantina belki daha bizim için faydalı olur diye düşünüyorum. Koronavirüs kısıtlamalarını biliyorum. 65 yaş üstü olan vatandaşlarımıza uygulanan kısıtlamalar 20 yaş altı içinde geçerli olacak. İşletmelerde önemli bir kısmı kapanacak. Yani faaliyetten ara verecekler. Diğer işletmelerde mümkünse esnek çalışmaya geçilecek. Evden çalışma daha çok teşvik edilecek. Bu şekilde aşılacak inşallah. Biz Ankara'dan geliyoruz. Kayseri'de kalabalığın fazla olduğunu gördük. Genelde maskeye uyuluyor ama işte tek tük maske takmayanlar var. İnşallah biraz daha fazla uyarak kısa zamanda kurtuluruz koronadan. Koronavirüs kısıtlamaları, yeni Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gibi yasaklar geldi. Aslında iyi oldu ama okula gidenler için kötü oldu. Çünkü online eğitimden yana biz de muzdaripiz. Ben de üniversite öğrencisiyim. Hayırlısı olsun ülke için. Ocaktan sonra bakalım, inşallah düzelir her şey. Bildiğim kısıtlamalar saat 10'da dışarı çıkılacak, 8'de eve dönülecek, sonrasında yok. Restoranlar, kafeler sadece paket siparişi verecek. Onun dışında başka bildiğim kısıtlama yok. Kısıtlamaları biliyoruz ama kısıtlamalardan çok bir şey anladığımız da söylenemez. Sanki korona saat 10'dan önce dışarıdaymış, ondan sonra yokmuş gibi. Kısıtlamaları hiç doğru bulmuyorum kesinlikle. Ya tamamen kısıtlama olacak ya da tamamen hiç kısıtlama olmayacak. Tabii ki de paylaşayım. Bunu takmak. Başka bir şey yok. Yeni çıkan kararları biliyor musunuz, tedbirleri? Saatleri var. Bu kadar. Bize de kısıtlama geldi. 20 yaş altıyız. Ha, hayırlısı buymuş, ne diyelim, bizim için, sağlığımız için. Biraz eğitimimizden geri kaldık ama sağlığımız daha önemli. Yani Cumhurbaşkanımız, işte Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız da bizim için bunu uygun görmüş. Yapacak bir şeyimiz yok. Hocam nasıldır? Temizlik önce, ondan sonra mesafe, bu kadar yani.